Merhaba, ben Fulya Soybaş, Hürriyet Bizimle'ye hoş geldiniz. Bugün hayli ilginç bir konuğum var. Pelin Gülşen, renk araştırmacısı ve renk uzmanı kendisi. Renklerin tarihinden ve psikolojimize etkisinden bahsedeceğiz. Ve renklerle hayatımızı nasıl şekillendirebileceğimizden biraz bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Pelin Hanım. Merhabalar Fulya Hanım. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Evet, şimdilik gayret iyi. Her şey renkli devam ediyor. Bakalım. İnşallah. Harika. İnşallah harika. Renk deyince tabii insanların aklına önce bir makyajlı kıyafetti, bir uyumdu, kombindi falan gibi şeyler geliyor ama renkler aslında bu kadar sınırlı değil, bunlarla sınırlı değil. Özellikle sizi konuk etmeden önce biraz da araştırdım. O kadar ilginç bilgilere ulaşabiliyorsunuz ki şöyle Anadolu tarihimize falan da bir baktığımızda geçmişe, izlerimize, mesela halı kilim örneklerimize ne kadar rengarenk, dokumalar ne kadar canlı. Hepimizin evinde var anneannelerimizden. Şöyle bir hani günümüzle karşılaştırdığım zaman sanki gün geçtikçe hepimiz o zaman şeyinde biraz daha solgunlaşmış, yorgunlaşmışız gibi. Ben öyle bir anlam çıkardım, öyle bir anlam yükledim ama hepsini konuşacağım. Önce sizi bu renk araştırmasına iten şey neydi? Çok da bilinen de bir meslek değil. Sizi bu yolda ne soktu? Onu rica edebilir miyim? Onu merak ediyorum. Nasıl başladınız? Ya bu aslında birazcık sizinle birlikte aynı soruları sormuşuz ama ben daha detaylı cevaplar aramışım diyebilirim. Tabii ki çok renkli bir coğrafyadayız. Yani belki bunda birazcık etkisi var. Ama benim ilgim biraz daha farklı oldu. Söylediğiniz gibi aslında renkler en çok güzellikte ve moda sektöründe çok ön planda. Ben de daha önce işletme okudum, üzerine kurumsal firmalarda çalıştım ve daha sonra tekstilde kendi markamı yarattım. O sırada açıkçası tekstilde renklerle o kadar çok çalışmaya başladım ki aslında bunun bir matematiksel bir şey olması gerektiğini düşünmeye başladım. Tabii ki zevk çok önemli. Tabii. Ama zevk ötesinde de bazı doğru renkler var bir araya getirebilecek. Bunları böyle baktım, kimse bilmiyor. İşte soruyorum, birlikte tasarımcılarlayız vesaire. Ama bir yandan da ben bazı böyle çok bilinmeyen şeyleri de merak eden bir tipim herhalde. O yüzden bunu kendi başıma öğrenmenin peşine düştüm. Ama tabii çok farklı bir yola da girdim. Şöyle ki işte gittim işte Amerika'ya gittim. Oradan çok eğitimler aldım. Şimdi mesela bu yılın rengini açıklıyorlar biliyorsunuz her sene. Doğru. O yılın rengini açıklayan kişi benim hocam. Yaklaşık 10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Harika. O yüzden aslında çok, evet, çok daha önceden ve yurt dışında ben bu işlerle uğraşmaya başladım. Daha sonra bu kitap fikri ortaya çıktı. İşte ben her şekilde bunlarla çalışıyordum ama yani birazcık da anlatayım bu renkleri. İnsanlar da birazcık daha yakın olsun istedim. Bir de renkler söylediğiniz gibi sadece moda ve güzellikte değil. Aslında pazarlama alanında. Ve psikolojide çok etkin. Birazcık daha bunların nasıl kullanılabileceğini açıkçası hem göstermek hem bildiklerimi paylaşmak için bir kitap yazdım. O kitapla da zaten çok farklı bir şekilde devam etmeye başladık. Artık evet işimiz gücümüz renk oldu doğrusu. Siz hazır bahsetmişken hemen oradan sorayım o zaman. Psikolojimize nasıl bir etki ediyor? Yani psikolojiden kastınız ne? Bir rengin bizim ruhumuzu, modumuzu, anımızı ve psikolojimizi değiştirmesi olası mı? Ve bu nasıl oluyor? Ya aslında renkler bunun bence en iyi aracı. Yani şimdi sizi alıp mesela böyle çok sarı, çok turuncu, çok güzel kırmızıların olduğu, turuncuların olduğu vesaire bir yere soktuğum zaman, bir yere götürdüğüm zaman bir anda kendinizi iyi hissediyorsunuz. Aslında sıcak renklerde daha iyi hissediyoruz. Böyle bazı renklerle modumuzu değiştirebiliyoruz gerçekten. Bunu şeyden de çok rahat pay biçebiliriz. Mesela çok güzel bir gökyüzü gördüğümüzde ve aydınlık bir havada daha iyi hissediyoruz. Ama karanlıkta ve koyu bir ortamda daha kasvetli hissediyoruz. O yüzden renkler bence bu modumuzla ve psikolojimizle oldukça alakalı ve pek çok araştırma yapılmış. Zaten yazdığım kitap yaklaşık 464 sayfa. Bunun yaklaşık 54 sayfası bütün bu okuduğum araştırmaların ve kitapların kaynakçasına ayırdım. Yani yapılan her şey ve aslında söylediğim yazdığım her şeyin arkasında bir araştırma ve bir bilgi var. O yüzden açıkçası çok fazla bu konuda araştırma yapılmış. Biz de şimdi bunu ufak ufak kullanıyoruz. Aslında bunu büyük şirketler çoktandır kullanıyor yurt dışında. Ama biz birazcık daha bu işe geç kalmışız. Ama hep söylüyorum, renkler sözel olmayan iletişimin en hızlısı. Yani ben size işte sarı bir kart mesela bana bir soru sorduğunuzda benim size gösterdiğim bir renk aslında benim ne hissettiğimi birazcık size anlatabilir. Yani
Küçük bir örnek verebilir misiniz mesela? Tam araya girdim ama atıyorum. Yani bugün hakikaten çok şık, çok hoş gözüküyorsunuz. Kırmızı giymişsiniz. Ve ben sizi böyle şu an böyle hakikaten çok enerjiniz yüksek ve cıvıl cıvıl görüyorum. Şöyle kendime bakıyorum. Siyahlar içinde sanki böyle geride başka bir planları varmış gibi hissettim. Şu an hani üzerine düşünce söylüyorum. Hani böyle bir spesifik 2-3 tane renk üzerinden belki bir örnek vermeniz mümkün olabilir. Yani şöyle... Mesela söylediğiniz gibi kırmızı enerjidir ve dinamizmdir. Aslında ortamda bir hareket getirir. Adrenalin getirir. Hmm. Yani bir yandan iştah açar. İşte fast food markalarında görürsünüz çok fazla kırmızıyı. Şimdi belli renklerin tabii ki psikolojik yaklaşımları var. Ama yani tabii ki ben birazcık daha profesyonel baktığım için bu işe biraz onun şeyini kullanıyorum tabii ki avantajını. Ama... Yani bulunduğunuz her ortama göre kullanabileceğiniz renkler var. Mesela atıyorum işte sarı renk. Mesela sarı aslında çok pozitif, çok neşeli bir renktir. Veya turuncu çok sosyal bir renktir. Mesela bir partiye gittiniz diyelim ve tek başınıza katılıyorsunuz. Birinin yanına yanaşacaksınız ve acaba size konuşacak mı konuşmayacak mı dediğinizde mutlaka turuncu giymiş birinin yanına yanaşın. Çünkü o mutlaka size konuşacaktır. Çünkü turuncu seven insanlar çok sosyal insanlardır, konuşkan insanlardır ve genelde biz onları böyle çok partileyen insanlar olarak biliriz. O yüzden yani farklı renklerin aslında fark etmeden tabii ki üzerimizde ve karşı tarafta etkisi var. Ama renkler sadece kültürlerin oluşturduğu bir şey değil. Tabii ki kişisel tecrübelerimiz, yani bizim hafızamıza kayıtlı tecrübeler de bu renklerle ilgili bizim yakınlığımızı ya da renklere karşı hissiyatımızı da belirliyor. Aslında çok iyi bir şey söylediniz. Hani o renkler üzerinden pazarlama sanırım bir noktada devreye giriyor dediniz değil mi? Yani hani işte bu fast food markalarının kırmızıyı kullanması gibi, daha hani sıcak renkleri kullanması gibi. O pazarlama noktasında etkisi ne? Ve uzun zamandır yurt dışında kullanılıyor ama Türkiye'de yeni yeni dediniz. Bunu da böyle bir örnekleyerek hani pazarlama iletişime, reklamcılığa hangi alanda daha çok açık renk konusu? Böyle. Aslında burada daha çok uzmanların değil de görsel sanatlarla ilgilenen, işte mesela diyelim ki bir reklamı ajans tam biliyorsunuz markaya geliyor. Burada art direktörler genelde renkleri seçiyor. Ama onlar genelde görsel olarak renklerin uyumunu kontrol ediyorlar. Yani görselliğin farkında olmadan aslında biz o renklerle de mesaj veriyoruz. Verdiğimiz o mesajlar. Mesela eğer bir şey biraz daha pahalı göstermek istiyorsanız, mesela bir ürün çıkardınız. Diyorsunuz ki bu piyasadan normalde 20 lira olan bir şey ya da normalde 200 lira olan bir şey, 20 liraya bir şey kalmadı diye hemen değiştiriyorum. Normalde 200 liraya olan bir şey ben 400 liraya satacağım diyorsunuz. Şimdi o zaman burada mesela ve yaklaşık seçmek istediğiniz tonlarda kırmızının içinde kalmak istiyorsunuz. Şimdi burada benim size tavsiyem mutlaka şarap renklerine doğru gitmeniz. Çünkü rengi koyulaştırdıkça ağırlığı artıyor ve daha pahalı bir şekilde algı yaratıyor. Ve bununla birlikte mesela indirimde genelde turuncu kullanılması lazım. İşte mesela bazen farklı bir renkle ben indirim kampanyaları görüyorum. Yani orada verdiğiniz mesajlarla aslında kullandığınız renklerin eşleşmesi lazım. Ama tabii ki görsel olarak size güzel gelebilir. Orada renk uyumu bir reklamda ya da fakat bunun arkasında çok ciddi aslında bir lisan var. O lisanı da kullanırsanız birlikte işte o zaman yani hep söylüyorum bir şekilde doğru renk satar. Yani ürünü satabilir ama doğru renk daha çok satar. O yüzden genellikle ürün paketlemelerinde, ürün geliştirme sürecinde biz devreye giriyoruz. İşte hedef kitleye göre veya o ürünü dağıtacağınız yerler, satılacağı yerlere göre bunların hepsini eğer rafta duracaksa dikkat çekmesi lazım. Yani bunların hepsini birlikte düşünerek o renk işte biz ailesinden bir ton seçiyoruz. Çünkü o renk ailesindeki her renk ailesi dediğim mesela işte kırmızı ve tonları. O kırmızı belki olabilir ama hangi kırmızı? Buradaki en büyük ve önemli soru bence onun hangi tondaki kırmızı olduğudur. Bizler de orada devreye giriyoruz. Şimdi hemen reklam ve bu pazarlama özelliğinde bahsedince şöyle bir şey geldi aklıma soru. Son zamanlarda ben de reklam olmasın ismini vermeyeyim. Ama bir şampuan markası Ebrar Karakurt'u voleybolcu kullandı. Kısa saçlı ve pembe saçları aslında hani hiç konsepte uymuyor yani. Ne düşünüyoruz mesela şampuan reklamı olunca? Uzun saçlar, dolgun, kabarık saçlar. Ama konseptin tamamen dışında farklı bir algı yaratıp böyle bir hem cinsiyet ayrımcılığına da dikkat çekmek için aslında böyle bir şey. Bu
katıldı ama bütün mesajları orada pembe üzerinden verdi. Bu bir örnek olabilir mi? Doğru örnek olabilir mi? Çok radikal ama çok ses getirdi mesela. Şimdi şöyle, aslında orada birkaç tane nokta var. Bir tanesi tabii ki Z jenerasyonunun, çünkü ben jenerasyonlar üzerinden de renkleri çalışıyoruz. Bir yandan da Amerika'da da hep bu işi yapıyorum ve büyük bir grup var. O grup renkleri belirliyor. Ben ona da dahil olduğum için dünyanın her yerindeki bir şekilde trendleri takip etme şansım oluyor. Şimdi orada birkaç tane bizi tetikleyen, daha doğrusu bizi kendine çeken şeyler var. Bir, şimdi aslında Ebrar'ın orada pembe saçlı olması, pembe çok kızsal bir renktir, cinsiyetçi bir renktir. Ama Ebrar'ın daha maskülen tavırları, bunu aslında bir zıtlık oluşturuyor ve bence çok hoş bir zıtlık oluşturuyor. Bir yandan da yeni jenerasyon dediğimiz, ki artık onlar bile yeni değil, Z jenerasyonu biliyorsunuz no gender diyor. Aslında cinsiyetçiliğe karşılar. Bence bunların hepsi birleştiği zaman orada başarılı bir mesaj ortaya çıkıyor. Ama hani biz hep alışmışız pembe saç veya farklı renkteki saçlar, işte mutlaka pembe giyersin eğer çok prenses ve kızlara hep pembe giydirirler. Erkeklere mavi. Evet. Ki bu bilgi de yanlış. Aslında tarihte erkekler pembe giyiyormuş. Oğlan çocuklarına pembe giydiriyorlarmış. Yani bu... Bunu duymuştum, bunu duymuştum. Çünkü bir futbolcu pembe forma giydi diye Galatasaray'dı galiba. Hatta Tanju Çolak'la bununla ilgili bir röportaj yapmıştım. Ya erkek adamın pembe de giyer, kırmızı da giyer, mor da giyer, böyle bir kafamı kaldı demişti. Çok haklı. Ve eskiden pembeyi de erkeklerin giydiğini duymuştum. Bu, evet, bu ne zaman değişti? Ne oldu? Şöyle, bunun hikayesi aslında bazen de zaman zaman şu an çok daha ilgi çekiyor ve anlatıyorum da. Şimdi normalde pembe kırmızının alt tonudur. Ve tarihte kırmızı giyenler daha böyle işte din adamları ve kardinaller o dönemde ve askerler. Yani askerlerin kırmızı pantolonları var vesaire. Aslında çok erkeksi bir renk. O yüzden oğlan çocuklarına daha çok pembe giydiriyorlar. Bir yandan mavi böyle daha işte daha yumuşak, daha duygusal bir renk ki pek çok resimde Meryem Ana'yı, o dönemde Hristiyanlık biliyorsunuz çok ön planda ve onu hep pembe çiziyorlar ressamlar. Aslında çok daha mavi, duygusal ve daha yumuşak bir renk olarak kodluyorlar. Fakat bunun hikayesi birazcık daha farklı ve o dönemde yapılan, yani Orta Çağ'da yapılan ressamlarda hep erkek çocuklar daha çok pembe yapıyorlar kıyafetlerini. Daha sonra 18. yüzyıla ait bir resmi Amerikalı çok ünlü bir adam, çok ünlü bir iş adamı satın alıyor. O dönemde Amerika'da aslında yani çok fazla belirgin bir cinsiyet yok. Bazı eyaletlerde çocuklar için mesela farklı ayrımlar var. Orada kız çocuklarına mesela bazı eyaletler mavi, bazıları pembe giydiriyor. Fakat daha sonra bu aldıkları resimde o çocuk, aslında bunun çok zıttı olan resimler de var. Yalnız o gidip şeyi seçiyor. Bir erkek çocuğunun mavi kıyafetli olan resmi getiriyor Amerika'ya. Bir de bir kız çocuğu, adı Pinky diye bir tablo var. Çok ünlü bir eser bu da. Ve orada da kız çocuğu pembe bir elbiseyle resmedilmiş. Sonra bu daha sonra Life dergisinde yayınlanıyor. Çünkü o dönemde bu tip sanat eserleri Avrupa'dan geldiği zaman işte sanat bu dergilerde yayınlanıyormuş. Ve bunu gören üreticiler diyor ki tamam, bundan sonra aslında erkekler bu, kadınlar da işte kız çocukları da bizi pembe giydireceğiz. Halbuki 18. yüzyıla kadar erkekler çok rahat pembe giyebiliyorlar. Yani hiçbir cinsiyet ayrımı yok. Ama tabii ki şükürler olsun ki Amerika'nın pazarlaması bunu da bu şekilde cinsiyet bir kodlamaya açıkçası getirmiş. Ondan sonra böyle devam etmiş. Ama şu an yavaş yavaş aslında bu birazcık da kalkıyor. Yani daha farklı. Evet, kırılıyor. Evet, pek çok erkeği ben pembe, hatta Oscar törenlerinde falan pembe takım elbiselerle görüyorum. Bravo. Çok da hoşuma gidiyor. Çok maskülen tiplerin pembe giydiğini görüyoruz. Evet, hoş, kesinlikle. Peki tarihsel sürece baktığımızda renklere çok önem veren bir dönem, hani renkler üzerinden tarihi dönemler olmuş mu? Ya evet, ama şöyle, şimdi tarih renkleri renk olarak değil de o rengin pahalılığı, yani o rengin elde edilen pigmentler ya da işte boyamanın pahalılığı. Bu da nedir? Eğer mesela biz kırmızı giydik, iki gün sonra yıkadık, soldu. Tabii şimdi tarihi düşündüğümüzde şey yok orada, sentetik boya yok. Yani evet, onu açık yıkıyorlar, soluyor. Onun solması demek aslında fakirler o renkleri kullanıyor. Zenginler ve işte krallar, soylular hep bu solmayan renkleri kullanıyor. Onlar daha pahalı renkler. Aslında hepsi belki kırmızıyı veriyor ama o solmuyor. Çok daha parlak ve canlı duruyor. Tarihte bu sebeple mesela bir Hristiyanlık dönemi var.
Orada sadece bütün o din adamları kırmızı pelerinler ve kıyafetler giyiyorlar ve daha sonra bu sebeple zaten protestanlık ortaya çıkıyor. Çok büyük paralar harcanıyor bu renklere vesaire diye. Daha sonra bir sarı renk var. Yani sarı rengin tarihte bazı kodlamaları var. İşte bir dönem sarıyı istenmeyen toplumlara sarı giydirmeye çalışıyormuş diğer toplum. Yani mesela diyelim ki biz farklı bir toplumda azınlık olan bir gruba işte diyorlar ki onlar sarı giysin kendilerini belli etsinler gibi. Daha sonra bu Nazilerin de biliyorsunuz savaşta Yahudileri bir sarı armayla kodluyorlar. Aslında sarı ikinin rengi olarak ortaya çıkıyor. Yani pek çok renk farklı dönemlerde farklı kültürel değerleri ve işte mesajları oluyor. Aslında biraz mor sanırım kitabınızda okumuştum ya da bir röportajınızda mor için Pers İmparatorluğu'nda zenginliğin rengi demişsiniz. Evet. Zaten zenginler değil mi? Evet, yani morun sebebi de morun aslında tarihte Tremor'u diye geçiyor. Bu mor böyle kabuklu bir deniz canlısı var, ondan elde ediliyor. Ve yaklaşık 14 bin tanesini öldürdüğünüz zaman küçücük bir peçeteyi ancak boyuyorsunuz. Şimdi zenginliğini göstermek için de krallar tabii ki bu en zor bulunan renkleri giymek istiyorlar. Renklerle işte boyanmış ürünleri. Ve Fenikeliler başlatıyor bunu. İlk onlar bunu üretiyor ve satıyorlar. Daha sonra işte Büyük İskender Perslere gittiği zaman ve orayı fethettiği zaman bundan çok etkileniyor ve aslında birazcık da o Doğu-Batı sentezinde bu morun bu kadar kraliyeti temsil etmesi aslında Perslerden geliyor. Çünkü Persler gerçekten mesela devlet adamları birbirlerine bu renkteki elbiseleri hediye ediyorlarmış. Yani zenginliğin ve şeyin göstergesi. Yani hepsi aslında kültürel yaklaşımlarla önem kazanmış. Yoksa durup dururken kırmızı tek başına bir şey olmamış ya da mor olmamış. İşte o kültürlerin ona bir şekilde atfettiği değerlerden bir şekilde ortaya çıkmışlar. Yani öyle renk geçecek kadar basit bir iş değil aslında bu. Tarihi kökleri var, psikolojik dayanakları var. Yani biz belki günümüzde biraz daha hafife alıyoruz belki ama üzerine gerçekten durup düşünüp araştırılması gerekiyor. Doğru, çok haklısınız. Yani evet, anlatıldığı zaman şimdi bugüne kadar insanlar pek sorgulamamış. Yani işte pembe niye pembe? Okey, yani pembe işte. O niye böyle? Yani hiç kimse bunu sorgulamıyor ama hikayeleriyle anlatmaya başladığınızda zaten oturuyor. Benim orada tarih, kültür, sanatı vermem ilk kitapta aslında birazcık da nasıl oluştuğunu anlatmak. Daha sonraki çalışmalarımda zaten birazcık daha fokus oluyorum bir şekilde sektörlere ama yani bir nereden geldiğini öğrenmekte, hikayeleri bilmekte, mitolojiyi bilmekte. Yani benim o Renkler adlı kitabımda tamamen şunu yaptık. Bütün birlikte o tarih yolculuğunu yaptık ama ben sadece renkleri anlattım. Yani o savaşlarda da renkleri anlattım. Ayaklanmalarda da yani aslında o renklerle o tarihin içinden geçtik. Bir şekilde her şeyi renk gözüyle algılayıp yazdık. O yüzden çok keyifli oldu. Yani onu yazmam çok daha farklıydı. Birazcık da işte hani genel kültür olmasına da çok keyifli oldu. Şimdi tüm bu bilgi birikimi aslında Kardeş Gazete Milliyet'e taşıyacaksınız. Bir dergi hazırlığı var. Dergi çıkacak. Renkler dergisi değil mi? Yanılmıyorum. Siz biraz süreçten bahsederseniz çok sevinirim. Nerede nasıl okuyabileceğiz? Ya Renkler dergisi çok güzel bir proje. Ben bu kitapla ilgili bu çalışmayı yaptığımda renklerle ilgili işte bir görüşme yapmıştık. Bir sunum yapmıştım Milliyet'e, Milliyet Gazetesi'ne. Hı hı. Ve ondan sonra bunu projelendirerek bir şekilde biz bu renkleri o zaman bir şekilde aylık olarak yayınlamaya başlayalım ve bu hikayeleri içine alalım. Ve birazcık da günlük hayatı katalım diye bir yolculuk başladı. Şimdi burada yaptığımız her ay farklı bir renge fokus oluyoruz. Ama renkler tabii ki yani tamamen tarih, kültür yapmıyoruz. Burada birazcık daha günlük hayatın içinde renklere nasıl bir yaklaştığımızdan da bahsediyoruz. Burada çok değerli köşe yazarlarımız da var. Mesela Elif Dağdevren sinema yazıyor. Sinema ve renkleri yazıyor. Ahu Orakçıoğlu çok güzel röportajlar yapıyor. Gene içinde renklerin olduğu. Bütün o moda sayfalarında Gamze Saraçoğlu renkleri gene renklere göre günün modasını anlatıyor. O ayın modasını anlatıyor. İçinde seyahat var, güzellik var. Açıkçası günlük hayatımızda olan renklere dair her konu var. Bir de tabii ki yine tarihten alıntılar var. Birazcık da orada hani kültürel bilgiler de vermek istedik. Ve bu her ay farklı bir rengi işlemek üzere devam ediyor. Çok keyifli oldu. Bir yandan da
işte bazı ünlü simalarla da gene röportajlar yapıyoruz. Gene onlara renkleri soruyoruz, sanatçılara, iş adamlarına ve iş kadınlarına. Yani çok aslında keyifli bir proje oldu ve çok güzel gidiyor şimdilik. Her ayın ilk pazarı, Kasım ayından itibaren değil mi? Raflarda oluyor. Yok, çıktı. İlk sayımız zaten çıktı. Çıktı. Türk kırmızısını yaptık. Kasım ayında mavi rengi şimdi işliyoruz dergide. Peki son olarak şunu sorayım. 2022'nin rengi ne olacak? O valla yanlış hatırlamıyorsam 6 Aralık'ta açıklanacak. Hatta haftaya şimdi büyük bir grup toplantımız var Amerika'da. Siz de biliyoruz mu içeri diye sorayım yani dedim. Şöyle yani tabii ki ufak yani herkes bir tahmin yürütüyor ama o kadar farklı yaklaşımlar var ki aslında normalde bu 6 önceden biliniyor zaten. Bu aslında birazcık da marketing için yapılan bir şey. Evet. Çoktan şirketler o bilgiyi satın alıp ona göre üretimlerini yapıyorlar. Ama yani tabii yaşadığımız pandemi sürecinde hep işte neyi özledik? Doğayı özledik, gökyüzünü özledik. Hep özlediğimiz bir şeyler vardı. Genellikle işte bu pandemi sonrası dönemde de birazcık daha insanları canlandıracak, bu özlemleri giderecek renk tonlarına doğru gidiliyor diye düşünüyorum. Birlikte göreceğiz. Onu ben de. Yeşiller, maviler, doğaya dönüş diyelim, doğa renkleri. Hadi ben öyle çok düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Çok keyifliydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Evet, çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok teşekkürler. Haftaya bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.